Günaydın. Günaydın. Postacı çocuk, bu saçmalık da ne? Anlamadım. Yanlış postayı verdin. Burası... Çandağına ve Çandağına'nın yeri. Alın. Ortak falan mısınız? Hayır, ortak falan değiliz. Kafanız karışıyordur. Okumazsan hayır seni aptal. Mina mina dika. Day day menika. Maga naga naga. Dika pika dika. Mina mina dika dika day 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 menika. Maga naga dika pika rola dika. Ram pam poş ram pam poş. Anne bitirdim. 5 dakika sonra çıkıyoruz ona göre. दिल बेचूं है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला दिल बेचूं है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला सूरत या हसी हो उम्र या जवा हो कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो यही है यही है यही तो है वो इना मीना डिका ए डाई डमनिका ए मका नका नका ए टीका पिका रिका इना मीना डिका डिका डे डाई डमनिका मका नका खुशी उसे ये दिल दे दूंगा कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा मगर ये कहूंगा क्या यही है यही है यही तो है वो सजग सर्विस है चंदू बुने आशीर्वाद ये मिल जाए हाँ Neden buradayız? Aha, bu bir romantik yemek. Genellikle çiftler yapar. Hayır Ukala, neden buradayız? Hiç Hint restoranına gitmedik. Pekala, tekrar söyle bakalım, niçin buradayız? Hiçbiri babamınki kadar iyi değil. Doğrusu babanın yemeklerinin tadına bakana kadar bilemeyeceğim. Demek mesele bu. Onunla tanışacaksın. Beklersek daha kolay olur. Hem biliyorsun... Nişanlanana kadar mı? Bir şey mi oldu bayan? Hayır, yani evet. Hayır, yemekler gayet iyi. Ama madem sordunuz, Alu Gobi'nin karnabaharı fazla pişmiş. Bence nefisti. Sen anlamazsın. Ve dalda fazla sarımsaklıydı. Vay canına. Sanırım yemekte büyük annemindir. Ne sorun? Ne? Çok güzel. Evet. Nedir sorun? Gobi'yi fazla pişmiş buldu. Ne? Dur bak. Ah, vay canına. Biliyorum. Bu harika. Manzaraya bak. Ah, Mark. Mutlu musun? Evet çok mutluyum. Mark seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ve çok açım. Ne? Evet tatlı yemedik. Ama bizi restorandan attılar öyle değil mi? Lütfen. Oda servisi. Beni o kadar mı seviyorsun? Evet, o kadar seviyorum. Her şeyini seviyorum. Garip damak tadını bile seviyorum. Tatlı bekleyebilir. Şahane. Aa, evet, bir cheesecake, bir de çikolatalı mus istiyoruz. Ve dondurmada. Dondurmada. Neli? Hepsinden koyun lütfen. Teşekkür ederim. Sana nişanlandığımı söylemiş miydim acaba? Evet, birkaç kez. Teşekkür ederim.
Sorun değil. Benim de hoşuma gidiyor. Hayır, sabrın için teşekkür ederim. İki yıl beni çok sabırlı yapıyor. Evet, yapıyor. Evet, yapıyor. Bak, babam Hint geleneklerine çok bağlıdır. Hintçe sevgili kelimesi bile yok. Ona sevgilim olduğunu söyleseydim emin ol düğün planlarına başlardı. Ki bu da seni çok korkuturdu. Amcam daha da beterdir. Tek korkum beni sevmemeleri olur. Sadece istersen çıkabiliriz. Çıplakken çok seksisin ama babamla tanışırken takım elbise giy lütfen. Hmm. Geleneklerine çok bağlıdır. İstediği gibi giyineceğim. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Biliyorum, sadece birkaç şeyi ayarlamak için onu önce ben göreyim. Holly için birkaç gün yoktum. Tamam. Bir şey daha. Leicester'da yüzüğünü takmasam olur mu? Eğer babam ben söylemeden önce yüzüğü görürse kalbini çok zorlayabilir. Tamam. Hafta sonu getiririm. Biri bunu yaparken kimse bir şey duymadı mı peki? Bu nasıl olabilir? Sadece 10 dakika yoktum. Kimsenin suçu yok. Mutfak kalabalıktı. Mikser, patates soyucu, bulaşık makinesi çalışıyordu. Gürültü vardı. Kirit, ben lanetliyim. Kardeşim beni mahvetmeye çalışıyor. Personelimse sağır işte. Bu arada kızın aradı. Eve gelmeyecek değil mi? Hayır patron, ve ayrıca Holly için döneceğini söyledi. Ciddi misin? Kızım ziyarete mi geliyor? Dinle, sağlık müfettişleri gelmeden önce temizle hemen, anladın mı? Torun, hey! Masa 11 tekrar aradı mı? İki kez patron. Kimse rezervasyon için iki kez aramaz. Neden daha önce söylemedin, mutfağa git. Neden? Siparişler bitti. Sen bana şaka mı ediyorsun? Ne zamandır buradasın? 3,5 yıldır patron. O zaman git de yapacak bir şeyler bul. Soğan soy, tabak kurula. Gidip bir işe yara. Tamam. Hayır, yapamıyorum. Cerrahsın, ellerin iyi olmalı. Ellerin çoğul. Ve ben acıktım. Sorun olan ne? Sorun yok. Sol elini kullanacaksın. Eskiden poponu kurulardın. Sonra müstakbel kayınpederinin Hint ziyafetine dal. Onu etkileyeceksen böyle etkile. Böylece obur görünmezsin. Kim kimden yardım istedi? Kimden pişman oldum. Seni bir Asyalı yapacağız. Hey, sol el. Benim evim, benim kurallarım. Hadi. Kız kardeşini istasyondan almayı unutma seni tembel. Benim ona yemek hazırlamam gerekiyor. Bana söylediysen giderim. Rahat ol dostum. Kimse çalışmak istemiyor. Çalışmadan para almak istiyorlar. Madem çalışmıyorlar o zaman kov git. Kovayım mı? Beni avuçlarına aldılar. Acımasızca sıkıyorlar beni. Avrupa'da Hint garson bulmanın ne kadar imkansız bir şey olduğunu biliyorlar. Hint doktor, garson, şef olmasa bu ülke ne olur ha? Hasta ve karnı aç. O zaman başkasını bul. Hint restoranında başka kim çalışır ki? İş arayan Polonyalı öğrenciler. Komik olma be kadın. Hintçe bilmiyorlar diye mi? Çalışanlarının yarısı Hintçe bilmiyor. Çocukların da Hintçe bilmiyor. O kadar kötü bir fikir değil. Polonyalılar iyi çalışır. Tıpkı Hintliler gibi. Bazen neden böyle biriyle evlendim diye merak ediyorum. İstersen daha iyisini bul. Karnın doymaz bile. Kendim hallederim, teşekkür ederim. Sen mi? Tek kelime daha etmeden önce sonuçlarını da bir düşün, olur mu? Değil. Merhaba, sonunda geldin. Shalini eve aylardır gelmedi. En sevdiği yemekleri yapıyorum. Yani babamdan önce amcamla barışmasını isteyeceğim. Yapma, ben aşk adamıyım ama bu gerçekçi değil. İhtiyar hala çok öfkeli.
İstersen dene de tekrar sigaraya başlasın. Düğünde herkes olmalı. Yemeği babamla amcam hazırlamalı. Son birkaç aydır araları daha da kötü oldu. Ne oldu? Cey amca gidip babamın mutfağının önüne çöp döktü. Sonra bu yetmezmiş gibi gidip sağlık müfettişlerine ihbar etti. Hayır, bunu hayatta yapmaz. Babam bundan emin. Cey amca sahte rezervasyonlar yaptırıp duruyor. Ama bunu biri yapıyor değil mi? Hayat çok zorlaştı. Dükkanlar kapanıyor, elemanlar işten çıkartılıyor, ücretler düşürülüyor. Sen burada yoktun tabii. Biliyorum. Yemek piyasasında sadece ucuz yemek taşıyan gençler iyi iş yapıyor. Ben Food Guard'daki yazı işe yaradı sanmıştım. Shelley'ni o geçen yıldı. Sen o zamandan beri yoksun. O yazı işleri daha da kötüleştirdi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sizi uğurlayayım. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler. Hiç ana yemek sipariş etmediler mi? Ara sıcaklarına bir baksana. Doydular Sahip Raca. Yeterince doymadılar. Kaderim böyle yazılmışsa o zaman kabul edeceğim değil mi? Daha mutlu olursun sanmıştım baba. Aha, küçük kızım eve döndü. Nasılsın? Çok sevindim. Öyle görünmüyorsun. Öyleyim. Ya ben koca adam? Seni koltukta gevşerken görüyorum ya. Babama göz kulak mı oluyorsun Kürici'yim? Hadi bir şeyler yiyelim, çok acıktım. Ah, tamam, 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 gelin. Gelin. Evde olmayı seviyorum. Yemeği de öyle. Nasıl sığdırıyorsun? Patlıcanlı başlangıcın tarifi değişmiş. Raven amcanın tarifi hala aynı. Bir şey değişmiş, daha iyi olmuş. Bak, bir tarif yapan sayesinde güzel olur. Bir tutam kimyon ne ki? Ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden farklıdır. Söylesene. Alo Gobini'nin neye? Yeter dostum, yine başladın ama. Kızmayacağım, tamam. Bana dostum deme. Ben senin babanım. Kardeşinin suratından iyi olmadığını anladım işte. İyi olan ne ki baba? Büyük annemin tarifiydi. Onunki gibi değil, öyle değil mi? Beğenmedin. Hayır, onunki gibi değil. Büyük annemin tarifinde mango tozu vardı. Mango tozu. Aa, evet, mango tozu, evet. Müthiş bir hafızan ve damak tadın var hayatım. Öğren. Kız kardeşinden bir şeyler öğren dostum. Canını sıkan ne? Beymansa Raja'da atıştırdıktan sonra yemek yedi. Karşıdan gördüm, biliyor musun? Ama bunu zaten sürekli yapıyorlar. O adi herifin yazısı yüzünden oldu bütün bunlar. Daha iyi deneyimi için herkes gibi yemeğe burada başlayın. Orada devam edin. Daha iyi deneyim için neden kardeşine tatlı isteme daha söyler misin bana? Sen eve Alo Gobi getirdin mi? Hayır. Unutma demiştim ama, değil mi? Oo, unutmadım kadın. Sabah yapacağım, tamam mı? Sabah halledeceğim. Shalini'ye ısıtılmış yemek yedirmem. Ben bir çamdanayım. Lanet bir fesputçu değil. Ve o kız diğerlerinin aksine farkı anlar, tamam mı? Jackie, ben senin elemanın değilim. Ben senin karın. Affet beni. Çok yoruldum. Biliyor musun? Samsa böreğini tutturmuştum. Kimse sipariş etmedi. Annen güzel bir kadındı. Ama yemek yapamazdı. Mater paneri müthişti. Bir tek o. Evet, öyleydi. Yemek yapıyor musun? Zamanım olmuyor. Baba, sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Şaşırtıcı gelebilir ama ben... Ben evleniyorum. Kiminle? Bir süredir tanıdığım biriyle. Peki adı ne? Mark. Mark mı?
Biliyor musun, babasıyla hiç tanışamayacağımı sandım. Başarabileceğini düşünmemiştim. Sen de aynı durumda olan bir sürü çift var dedin değil mi? Evet var. Ama çoğunun başaramadığını söylemedim. Endişelenmemen için. Sağ ol, şimdi korkuyorum. O nesil öyledir, gelenekçi ve köylüdürler. Babası Delhili. Leicester'ı kastettim. Hiç gittin mi? Hayır. Çok kötüydü. Ama şimdi düzeldi. Babasıyla görüşmeni iptal edebilirdi ama etmedi ve... ...Gea Southall'dan bunları getirdi. Holly hediyesi. Orada bir kavgayla ya da öfkeli bir kayınpederle karşılaşırsan diye. Öfkeleneceğinden değil. Hintli babaları bilemezsin. Kayınpederimden korkuyorum. Ve Hintliyim. Silahı var. Ailesi İngiliz mi? Evet. Hoşuna gitmedi mi? Ne iş yapıyor? O bir doktor. Ne doktoru? Travma cerrahı. Baba, istediğin gibi olmadığını biliyorum ama... Neden anlamıyorsun? Senin mutluluğun benim için her şeyden daha önemli hayatım. Mutlu musun? Evet baba, ben çok mutluyum. O zaman ben neden olmayayım, he? Tek üzüntüm annenin de burada olmaması. Teşekkür ederim baba. Bu benim için çok anlamlı. Bak, sana bir şey göstereceğim. Bu düğün günümüzden. Bunları daha önce görmedim ben. O zamanlar aşçı olmak sadece uşak olmak anlamına gelirdi hayatım. Daha iyi bir hayat için buraya geldik. Annen savaşmayı bıraktığında, kemoterapiye artık daha fazla dayanamadığında... Bana Shalini kimi isterse onunla evlensin dedi. Bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir düğünün olmasını isterdi. Özür dilerim baba. Hayır hayır, ben özür dilerim. Çünkü böyle bir mutlu anı ben mahvediyorum. Ha? Peki ne istiyorsan söyle hadi. Her ne olursa mı? Elbette. Ne istiyorsun? Bütün ailemin düğünde olmasını istiyorum. Yarın sabah herkesi ararım. Jackie amcamdan bahsediyorum. Ne? Jackie amcamı da davet et. Eğer sen gidersen gelir. Ayağına mı gideyim? Onlarla görüşüyor muydun? Evet. Görüşme demiştim. Üzgünüm baba, o benim amcam. Ben de senin babanım. Senin için bir anlamı yok mu? Lütfen baba, saçmalama. Ben mi saçmalıyorum? Daha bu hafta ne yaptığını biliyor musun? Eğer o gelirse konuşurum. Neden ben ona gideyim? Çünkü ben senin kızınım. Şantaj yapıyorsun. Şantaj falan yapmıyorum. Bu sayede barışabilirsiniz. Ama istemiyorum. Peki halinden memnun musun? Yani suç benim mi? Bilmiyorum, hiç konuşmadık ama tek sorun aile tarifini satman olamaz baba. Yani onun tarafında mısın? Ben kimsenin tarafında değilim baba. Düğünüm istediğim gibi olmalı. En azından bir düşün. Düşünecek bir şey yok ki. Onun ayağına gitmem. Her ne istersen demiştin baba. Anneme söz verdiğini söyledin. Başka bir şey iste. İstediğim gibi olmayacaksa Hint düğünü yapmam. Açıkçası Hint düğünü yapmamın hiçbir anlamı yok. Beni ne kadar üzdüğünü biliyor musun? Ben de böyle olsun istemiyorum. Başka bir şey iste. Ama onun ayağına gitmem. Kendime saygım olmazsa yaşayamam. Bu benim için çok zor olur, tamam mı? Hani ailemiz için her şeyi, her türlü fedakarlığı göze almalıydık? Büyükannem böyle söylemez miydi? Merhaba.
Merhaba Mark'ı aradınız. Cevap veremiyorum. Mesaj bırakırsanız sizi ararım. Merhaba Mark, benim. Sana söylemek istediğim bak, babamla tanışmak istiyordun ama planda ufak bir değişiklik oldu. Dün gece babamla tartıştık. Merak etme, önemli bir şey değil. Ama halletmek için bana bir hafta daha ver lütfen. Ziyaretini gelecek haftaya erteleyelim, olur mu? Çok üzgünüm. 2 yıl boyunca beklettim. Bana bir hafta daha ver lütfen. Tamam mı? Seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Hoşça kal. Merhaba Leylu yenge. Şaleni, seni görmek ne güzel, evine hoş geldin. Bakın kim geldi. Holiniz kutlu olsun kuzenler. Senin de kuzen. Ve tebrik ederim. Cerrah bir koca, biraz demode değil mi? Sana hoş geldin diyecektim ama seni görmekte zorlandım. Çok zayıflamışsın. Pek sayılmaz. Görelim bakalım ha. Avukatlar tam olarak ne yapar? Tam olarak biri kazanana kadar tartışırlar. Sima'dan iyi avukat olur. Evet haklısın. Sen de çağrı merkezinde çok iyi çalışırsın. Mango tozu. Fazla mı? Tam kararında. Büyük annen ömrü boyunca doğru tarifi aledi. Biliyorum. Restorana gitmeliyim. Bayram telaşı var. Sana bir şey aldım. Aha öyle mi? Bu saçmalık da ne böyle? Aç da gör. Adını yazdırdım. Ne hediye ama. Karşılığında bir şey almalısın. Ne derler bilirsin. Yoksa aramızdaki bağ kopar. Senin batıl inançların mı var? Sürprizlerle doluyumdur. Ve Tanrı aşkına bir şeyler pişir, olur mu? Hiç değişmemiş. Amca olmak daha kolay. Babana biraz zaman ver. Ben Chucky ile konuşurum, tamam mı? Gel bakalım, sana bir şey vermek istiyorum. Bunu almanı istiyorum. Bunu alamam. Büyük annem sana verdi, alamam. Ne olursa olsun düğün günü bunu boynundan çıkarma. Bana söz ver, tamam mı? Söz veriyorum. Leicester'ın en sakin radyosu Bure FM'desiniz. Holly geldi millet. Renklerin bayramı ve baharın başlangıcı. Boyalarınızı ve midelerinizi hazırlamaya başlasanız iyi olur. Merhaba, merhaba. Sadece 5-10 dakika izin verin. Size önden masa ayarlayacağım. Ferit, tamam. Bunu masa 3'e götür. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Hadi acele edin. Sallanmayın. Çabuk olun. Hadi işimiz çok. Dur. Şuradaki yazanları al. Holly'nin kutlu olsun. Senin de kızım. Bu sabah görüşemedik. Erkenden buradaydım. Baba, dün seni üzmek istemedim, affedersin. Biliyorum canım kızım. Ben de çok üzgünüm. Yardım ister misin? Hayır. Sen git keyfine bak, çalışmaya gelmedin. Emin misin? Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Baba, üzerinde para var mı? Evet. Sonra açarsın. Almana gerek yoktu. İşte bana para ödüyorlar. Bekle. Bunları arkadaşlarına götür. Bak bakalım o ucuz yemekleri bir daha yiyorlar mı? Ben bir gurmeyim. Dünyanın her yerinde yedim. Baban kağıt işinde tam bir usta. Doğru. Kesinlikle haklısın. Bir numara.
Ama amcanın çöle baturesini kimse geçemez. Hatta annem bile. Burada çöle baturadan bahsetmiyoruz. Çağat'tan bahsediyoruz. Bunu biliyorum ama bence ilgisi var. Çağat'tan sonra çöleyi çok severim ben. Ben Punjabiyim. Biz böyle yaparız. Dostum, biraz saygın olsun. Sırayı biliyorsun. Sakin olun. Bence kamaklı. Amcamın çöleyi güzel ama babamın çatından sonra servis edilmeli. Doğru. Herkese merhaba. Bu ne de? Bu mühimmat asla yetmez diye düşündüm. Zamanı geldi. Kabız olmuş gibisin. Bir karar verdim. Ne konuda? Yarın sabah Leicester trenine bineceğim. Shalini'nin babasıyla tanışacağım. Ciddi misin? Hı-hı. Hintli olmamam bu kadar önemliyse bunu yüzüme söyleyebilir. Erkek erkeğe. İyi bir fikir olduğundan emin değilim. Kararına saygılıyım ama adam aşçı ve her çeşit bıçağı var. Sense kızıyla günah işliyorsun. Beni anlıyor musun? Kötü şeyler olabilir. Ayrıca adamla tanıştım. Öfkeli birine benziyor. Gerçekten çok öfkeli. Sen az önce ne dedin? Dedim ki adam aşçı, biraz fevri olur ve her çeşit bıçağı var. Hayır. Shelley'nin babasıyla mı tanıştın? Evet. Söylemedim mi? Lanet olsun, söylemedin. Ne zaman tanıştın? Bir düğünde. Asyalı kardeşlerim zorlayınca ben de temsilen gittim. Böyle abartma. Shelley'ni davet etmemişti. En azından doğrudan etmedi. Bir, iki, üç! Çıldıracağım. Holi Bayramı'na hoş geldiniz. Bu yılki Köri Yemeği Kralları yarışmasının baş jürisi bir mutfak efsanesi. Ve ünlü oyuncu Mathur Jaffrey olacak. Mathur Jaffrey Leicester'da mı? Her gün karşılaşamazsın bununla. Hazır mısınız? Holi başlasın. Holiday her zaman erken kapatırız. Bugünü ailenizle geçirmelisiniz. Çalışmalarınız için teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Kilit. Teşekkür ederim. Karım akşam yemeğinde bize katılmanı istedi. Karına teşekkürlerimi ilet. Çocuklarım evde bekliyor. Yarın görüşürüz. Bu muhteşem bir şey. Deneyebilir miyim? Fotoğrafçı sinirlenmeye başladı. Bekle. Bu hediye mi? Neden? Öyleyse karşılığında Raja'ya bir şey ver. Aa, şu batıl inançların. Jagi, kardeşine para ver. Sonra ikiniz de mutfaktan çıkın. Annem haklı. Sen de onun kadar kötüsün. Hadi baba, amca çok acıktım. Hadi. Shalini, sen her zaman açsın zaten. Düğün yemeğini sizin yapmanızı istiyor. Çok mu şey istiyor sanki? Yapsanız ne olur? Ne fark eder? Yani hata bende mi? Kardeşinin yanına gitmen senin hatalı olduğunu göstermez. Eğer kendime saygım olmazsa yaşayamam.
Ama ailen olmadan yaşayabilirsin, öyle mi? Bunu ben istemedim. Bak, Raja seni düğüne davet etmeyebilir. O zaman da her şeyle Şalini kendi ilgilenmek zorunda kalacaktır ve düğünü de asla istediği gibi olmayacaktır. Ve eminim buna da çok üzülecek. Bu da en sevdiği iki insanın gururlarının ondan önce geldiğini gösterir. Sakın bana düğünden bir daha bahsetme. İnan bana, hepimiz çok mutsuz oluruz. Eğer biraz daha düşünürsem, hissettiğim utanç var ya, o çok daha fazla olacak. Şalini'yi de düşün. Bu kadar bencil olma. Rakşarma'nın yeni yeri. İyi para harcamış. Hey! Çandu! Tuvaletleri temizlemedin. Neye bakıyorsun? Şalini! Döndüğünü bilmiyordum. O Çandu muydu? Aa, evet, evet, artık bana çalışıyor. Ne zamandan beri? Hadi canım, amcanın sinirini bilirsin. Senin gibi mi dostum? Burası kocaman. Evet, 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 öyle. Barımız, restoranımız var. Düğünler için salonumuz bile var artık. Aa, çok garip. Ben de düğünüm için salon arıyordum. Sen mi? Evleniyor musun? Bana öyle bakma. Kiminle? Tanımazsın. Tabii. Aa, mekan mı arıyordun? Yani baban artık emekli oluyor. Hayır, seçeneklere göz atıyoruz. Aa, hadi gelip bakın. Bu hafta açacağız. Sana etrafı gezdirmek isterim. Holly'yi kaçırman çok kötü oldu. Restoranımız dolup taştı. Senin için üzüldüm. Pekala, tamam. Ben artık gideyim. Uğrarım. Tabii, beklerim. Ondan hoşlanmıyorsun değil mi? Bizimle çalışırken de hoşlanmazdım, şimdi de hoşlanmıyorum. Ama mekanına bakıyorum. Bu üçkağıtçı herifin neler karıştırdığını görmek için tabii ki. Dost gibi görünseler de restorandakiler birbirinden nefret eder, biliyorum. Çünkü hepsi buraya gelip tatlı yerken Abdül'e gerçeği anlatır. Kim küçük Hindistan'ın en iyisi olmak istemez ki? Ve kim bununla reklam yapmaz? Babamla amcam yarışmaya katılmalılar. Bu ne işe yarayacak? Mutfakta yemek yaparlarsa neyi kaçırdıklarını anlarlar. Birbirleri olmadan yapamayacakları bir yemek bulmamız gerekiyor. Bence bunu kabul etmezler. İkna etmek için bir fikrim var. Buyurun. Sağ ol amca. Şalini? Ne dedin? Jüri üyelerinden biri. Hmm. Bugün doğruladılar. Matur Jaffrey. Burada. Leicester'da. Kulağa garip geliyor. Ona yemek yapmak büyük bir onur. O zaman katılsana. Hayır, 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 hayır. Böyle şeyler için çok yaşlıyım. İnsanlar da böyle söylüyor. Hangi insanlar? Abdül ne söyledi? Çandan alarak korkak diyorlar. Ne yani? Ailemin onurunu mu sorguluyorlar? Şalini'nin önünde. O yokmuş gibi dedikodu yapmışlar. Yeğenimin canını sıktılar. Artık soyadımızın bir değeri yok mu? Böyle mi söylediler? Oradaydım baba. Buraya ne oldu böyle? Terbiye vardı. Yemeklerimizi sever, bize saygı gösterirlerdi. Katılmalısın baba. Jackie amcamla birlikte katılmalısınız. Ne? Sen sarhoş musun kadın? Biliyor musun, ailenin onuru Raja ile küslüğünden çok daha önemli olmalı canım. Tekrar hatırlatayım, Jado'dan beri tek bir yeni tarif yapmadın. Yapamadığımdan değil. Baba, tarif kitabının diğer yarısındaki yemeklerin hiçbirini yapmadın. Ben hiç yapmazdım, o yapardı. Bunun nedeni zor geliyor olması olamaz. Kendine bir sor, hiç yapmak istemedin mi? Başkasının damağına güvenme, en azından bunu itiraf et lütfen. Ha, lanet olsun. Peki başka kime güvenebilirsin? Şalini'ye, ona güveniyorum, tamam mı? O kız için anlamı bu kadar büyük bir şeyi kabul etmemek asla olmaz. Sence de affetme zamanı gelmedi mi? Nasıl? Bana izin vermez. Mutfağın önüne çöp döktü. Sağlık müfettişlerini çağırdı. Canımı sıkmak için masa yırttı. Bunu o sürdürüyor, ben değil. Bunu amcana gitmemi istediğin için yapıyorsun. Gitmeyeceğini açıkça söyledin. Düğünümü yalnız yapacağım baba. Baba,
İstersen yarışmaya katılmayabilirsin. Biz bilmen gerektiği için söyledik. Haklısınız. İkiniz de. Bu yarışmaya gireceğim. Ama o olmadan. Tek başıma yapacağım. İyi ama nasıl? Yarın yeni tarifler deneyeceğim. Ve sen de göreceksin. Her şey yolunda mı Pavel? Bay Çandana biraz sanki gergin. Bir öğüt vereyim mi? Sakın karşı çıkma ve ne söylerse onayla. Adama menüyü ver, sonra mutfağa git, mısır unlu çapatise Saak Paner söyle. Siparişini beklemeyeyim mi yani? Ona Bay Saak Paner Talit diyoruz. Yolun karşısında adı Bay Özel Karışım. En az 10 yıldır her hafta gelir, menüye bakar, bütün spesiyalleri sorar ve aynı şeyi ister. Pavel, şu andan itibaren ailemin mutfak dehasını kanıtlayacağım. Peki, Bay Çantana. Her söylediğinize katılıyorum. Sahip Raja. Rahatsız edilmek istemiyorum Kirit. Ne vardı? İçeride biri var. Bay Çandana. Evet. Ben Mark. Mark mı? Ben kızınızın bir arkadaşıyım. Aa, Mark. Şu işe bak. Elemanım seni sağlık müfettişi sanmış. Affedersin. Lütfen otur. Otur hadi. Çay ikram ettiler mi? Ha? Kirit. Mark. Mark, evet. Merhaba sevgili karıcığım. Neler oluyor? Demek damak tadına hiç güvenmiyorum, öyle mi? İşte karşınızda Jagi'nin yepyeni ana yemeği. Göster artık baba. Naneli yoğurtlu kuşkonmazlı kuzu eti köri. Çok lezzetli olmuş Jagi. Fena değil baba. Güzel olmuş baba. Diğer kaptakine. Peki bu nedir? Başlangıç olarak panipur. Büyük 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 annem Urmila'dan esinlendim. Urmila'nın panipurisine pek benzemiyor ama. Bu Leicester peyniri mi? Rengine bakmayacaksın. Tadına bakacaksın. Hayır, bakmayacağım. Sakın bana bakma. Aptala mı benziyorum? Bir gariplik var Jagi. Yani kokusu bir tuhaf gibi. Tuhaf şekilde egzotik. İçinde ne var? Her zamanki malzemeler var. Ufak bir değişiklikle tabii. Tadına bakacak mısın? Hayır. Bir de sana tattırmadığımı söylersin. İyi. Tadına ben bakacağım. Aslında bundan yememem gerekiyor. Ama kızım ortalıkta yokken bu fırsatı kaçırmayacağım. Sen de almaz mıydın? Sağ olun, gelmeden önce yemiştim. Ama bayramdayız. Hmm.
Bay Çandana. Buraya... Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Çok doyurucu. Tatlı ya da tuzludan anlamayan bir adama asla güvenmem. Hatta yemeğinden zevk almayan adama hiç güvenmem. Çok teşekkür ederim Kirit. Bu çok lezzetli. Ne kadar da tatlı. Büyük babamın Dusra tarifi. Bunu sadece özel günlerde yaparız. Bay Çandana, buraya gelmemin çok lezzetli. Sakıncası varsa yüzüme söyleyin ama kızınızla evlenmek istiyorum. Evet, söyledi. Yani benden bahsetti mi? Elbette, o benim kızım. Tamam. İzninizi almaya gelmiştim. İznimi mi? Evet. Tamam. Elbette izin veriyorum. Büyük babamın Dusra Samsa böreğini herkese ikram etmem. teşekkür ederim. Bu arada doğum günün ne zaman? Sıradan kırmızı, pembe, mor, krem, dore. Shalini, ne olursa olsun yine de evleneceksin. Şimdiden birkaç günün geçti bile. Bunun anlamını bilen biri olarak şimdiden giyinmeye başlamanı öneriyorum sana. Haklısın. Krem. Sanırım krem. İlerleme kaydediyoruz. Peki. Şimdi sana biraz daha farklı bir şey göstereceğim. Ronnie! Ciddi olamazsın. Bu düğün kıyafeti mi? Baban işe komik tarafından bakar mı? Hindistan'daki panditi aradım. Haberler çok iyi. Doğum haritalarınız birbirine uyuyor. Onları e-postayla yolladı. Peki eğer uymasaydı ne olacaktı? Uyduğuna göre hiç önemi yok. O aptallar tatlını getirmedi mi? Hayır. Hiç sakıncası yok. Bekletmelerini istedim ben. Biraz fazla yedim de. Ama holidayız. Emin misin? Evet, eminim. Tuvaletinizi kullanabilir miyim acaba? Kirit, müstakbel damadıma tuvaleti göster. Buyurun. Hiç bu kadar talihli bir doğum haritası gördün mü Kirit? Hayır patron, görmedim. Ne oldu? Hiçbir şey. Sevgili karım çok uzun zaman önce burada yaşamayı seçip evlatlarımızı burada eğittiğimiz için dünyaları bizimkinden farklı olacak dedi. Hintli bir damat istemez miydim? O bir cerrah, Oxford mezunu. Kızımı çok mutlu ediyor. Bir baba bundan başka ne ister ki? Evet doğru. Sonia Gandhi eskiden İtalyandı. Birinde damak tadı varsa Tanrı ona Hintlilerden bir parça vermiştir zaten. He? İyi söyledin Kirit, iyi söyledin. Biraz barfiye. Böyle mutlu neye bakıyorsunuz? Kızımın evine bir baba daha ne ister ki? Peki dün gece kızıyla korkunç bir tartışma yaşamış olsa bile mi? Bugün yeni bir gün ve sana bir sürprizim var. Yani ikimizin de. Ben de düğün kıyafetlerine bakıyordum. Belki sen de görmek istersin. Ne diyorsun baba? Beni korkutmaya çalışıyorsun. Giymeyeceksin öyle değil mi? Benim düğünüm baba, benim kurallarım. Davet edilmediysen... Şaşıracağını söylemiştim, sürpriz. Dünya üzerindeki hiçbir baba damadını babanın beni sevdiği kadar sevemez ve işte başardım. O aptal Vinod bana gelmememi söylemişti ama sınandım ve karşı koymadım. Bir Hintli gibi yedim ve o uzun boylu garson bile bana neydi adı? Kirit. Kirit. Bana selam verdi. Shalini. Artık sizden biriyim. Artık göğsümde bile yazıyor. Gerçekten kanıtladım. Sorun ne? Hiçbir şey. Ama bu harika bir haber. Evet öyle ve seni gördüğüme sevindim. Ama... Seni gelecek haftaya kadar beklemiyordum. Ne fark eder ki? Babanla tanıştım. Onayını aldım. Babam seni çok beğendi.
sevdi. Sevdi, sevdi. Evet. Ben bir şey mi kaçırdım? İşler bundan daha iyi gidemezdi. Hey, bak doğum haritamız bile uyuyormuş. Doğum tarihini mi verdin? Evet. Şalini, soru ne? Sana daha önce söylemedim. Babamla amcam 10 yıldan fazladır konuşmuyorlar. Rakip restoranlarda birbirlerini batırmaya çalışıyorlar. Neden? Kimse bilmiyor çünkü konuşmamız yasak. Bana niye hiç anlatmadın? Halledebileceğimi sandım. Bu düğün sayesinde onların barışacaklarını düşünmüştüm. İnatlarını hesaba katmadım. Senin ailen çok güzel ve normal. Benimkilerse oldukça fevri ve kavgacı. Sen tanışmadan önce halletmeliydin. Ailen ailemle tanışmadı. Anladın mı? Evet. Kızdın mı? Çünkü sen benden saklasaydın ben çok kızardım. Ben biraz üzüldüm, evet. Çünkü bu senin için çok önemli. Baban kadar amcanı da seviyorsun ve bunu bana anlatabilirdin. Özür dilerim. Sadece Hintliler bazı şeyleri anlatamaz canım. Bunu öfkelendiğim için kimseye anlatmadım. Babama sevgililerimi anlatmadım. Sevgililerime de ailemi anlatmadım. Ne dersin? Her şeyi bırakalım mı? Vegas'a gidip tek başımıza evlenebilir miyiz? Evlenemeyiz. Vegas pek bana göre bir yer değil çünkü. Ailen ve arkadaşların olmadan evlenmek de sana göre değil. Senden daha önemli değiller. Ben döneceğim ama sen birkaç hafta daha kal ve bunu düzelt. Düğünün babansız ya da amcansız mı olsun? Burada uyumaya çalışıyorum. Bütün gece yatakta dönüp durdun. Affedersin. Ne yapacaksın? Mutfağa gideceğim. Saat gece yarısı. Başlangıçlarıma çalışmalıyım. Beceri istiyor, cadı gibi değil. Erkencisin. Daha yatmadım ki. Yani katılacaksın. Bu nedir? Yeni tarifim. Aklımda müsli yemek vardı ama benim fikrimi istersen... Bu müthiş olmuş. İçinde çilek var. Hint mangosu, yoğurt, baharat ve papriz. Kahvaltılık çat. Düğün sabahın içinde uygun. Benden habersiz doğum haritalarımıza baktırman fikrimi değiştirdiğim anlamına gelmez. Hint düğünü olmayacak baba. Mark'la ben hazır olunca tanışacaktınız. Gelmesine memnun oldum. Tabii olursun, haritalarımız uyumlu. Görmek ister misin? Hayır baba, istemiyorum. Sadece sormuştum. Neyi göster biliyor musun? Neyi? Ana yemeğini. Ona da çalıştın mı? Çünkü yarışmada ikisini de yapacaksın baba. Mutfakta kavga ettiğinizde beni çok mutsuz ediyorsunuz. Sen başlangıçlara yardım et Raja. Jagi de ana yemeklere yardım etsin. Böylece birbirinizden uzak durursunuz. Gecikme anlamına geliyor. Bunu asla kabul edemem. Hayır. Biri yemeği sevmemiş. Parayı istediğin zaman ödemek yapmazsın.
Ha, bakın lütfen şöyle oturun. Teşekkür. Bu işler böyle yürüyor. Tamam. Aa, çocuklar merhaba. 5 dakika. Oturun. İçecek getiriyorum. Çandığı amca. Nasılsın? Düğün davetini burada verme. Lütfen. Sadece bakıyoruz. Burada ne yapıyorsun? Cagi öfkelenip beni yeniden kovdu. Çalışmalıyım. Bir ailem var. Amcam adına çok özür dilerim. Şarmada şef garson eksikti ama bugüne kadar yemin ederim bilmiyordum. Neyi bilmiyordun? Nele mi bu? Neden kapalıyız? Neler oluyor Kiriç'i? Baba? Gidin buradan. Gidin dedim. Beni yalnız bırakın. Beni yalnız bırakın. Şişeyi bana ver. Sen benim kızımsın. Annem değil. Ama bazen emin olamıyorum. Sahip Raja. Bana ihanet ettin Kirit. Sigaralarımı başka bir yere saklamışsın. Seni hain. Hadi biraz su içelim baba. Hayatım ne hale geldi? Hayatım ne hale geldi? Bir ana yemek bile yapamıyorum. Ve kızım lanet olası iç çamaşırlarıyla evleniyor. Hadi, hadi baba. Tamam, yok, tamam Sahip Raja, tamam. Geliyorlar mı? Evet. Burada olmak istemiyorsunuz. Birbirinizle konuşmasanız da beni dinleyin. İptal edilen rezervasyonlar, sağlık müfettişleri... Çöpleri ve fareleri de unutma. Baba, hepsi Rak Sharma'nın işi. Ne? Neden? Restoranına servet harcadı. Kötü adamlara borçlandı ve bu civarda rakipleri var. Nereden biliyorsun? Çandu. Çandu nereden biliyor? Sharma için çalışıyor. Onu yine mi kovdun? Kendimi kaybettim. Ciddi değildim. O Sharma çakalına güvenmemiştim. Öyleyse onu eğitmeseydim. Hangi aptal işe aldı? Kesin şunu. Bu konuda ne yapacaksınız? Ne yapacağım biliyor musun? Ona gününü göstereceğim. Onda biraz geç kaldın. İşte benim yeğenim ha. İşte benim oğlum. Yarışmaya o da katılıyor. Hint otel şeflerinin en iyisini tutmuş. Peki o üç kağıtçı herif parayı nereden bulmuş? Muhtemelen birinden borç almıştır. Kazanırsa reklamı yapılacak ve restoranı büyük başarı kazanacak. Mümkün değil. Çünkü o adi beni yenemez. O panipurinle ben o kadar emin olmazdım. Senin ana yemeğin nasıl gidiyor peki? Ailenizin bir zamanlar iyi yemekleriyle kazandığı itibar için bu yarışmaya beraber katılın. Ve kazanın. Bunun amacı yarışmaya çalışmak ve yaptıklarınızın tadına bakmanız. Sadece sen tatmayacak mısın? Bu işi ya düzgün yaparız ya da olmaz. 4 malzeme artı sarımsak ve maydanoz. Maydanoz mu? Geleneksel olmayan yerel malzemelerle olacak. Tadı kişniş gibi, amcana söyle. Seni duydu. Bir başlangıç bir de ana yemek. Tam 20 dakikanız var. 20 dakika mı? Artık daha az. Beş dakika. Çandu. Amcamın yanında dur. Hı? Birlikte pişirmeniz gerek. Tadına bakın. Hmm.
Gördünüz mü? Baba, amca, bir şey söyleyeceğim. Şans getirmesi için size bir şey getirdim. Bol şans. Bizimkiler başarılı diyor. Gel. Gel. Evet. Nasılsın Leicester? Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Heyecanlı mıyız? Neden geldiniz? Köri için sabırsızlanıyor muyuz? Evet. Ve işte burada Köri'nin krallarındayız. Şimdi 25 takım, 5 grup. Her bir grubun galibi büyük finale çıkıyor. Bayanlar, baylar. Jürimizin şefi, oyuncu, Hint mutfağı efsanesi için kocaman bir alkış alalım. İşte karşınızda Mahdur Cafri. Bravo. Pekala, ilk 5 takımı buraya alalım lütfen. Pekala, bir başlangıç, bir ana yemek, 3 baharat, 4 ana malzeme ve 30 dakikanız var. Ve vaktiniz şimdi başladı. Hadi başlayın bakalım. Pişirmeyi bırakın, bıçakları ve tavaları bırakın lütfen. Bıçaklar ve tavalar tezgah. Şimdi yemekleri tadıyoruz. Saat 7 oldu. Finalistler birazdan açıklanır. Aa, bakın kimler burada. Siz ihtiyarların ilk turu çıkmalarına şaşırdım ama merak ettim. Kim kimden özür diledi? Söyleyin bakalım hadi. Defol. Seni aşçıların yüz karası. Çatni. Çatni yüzünden kavga etmemiş miydiniz siz? Ne oluyor orada? Hey, dur. Savaş baltamı çıkarıp seni hicraya çevirmeden önce buradan defol. Aa. Hey!
Kardeşime elini süreyim deme. Seni lanet olası herif. Bunu göreceğime hiç inanmazdım. Kim kazanacak göreceğiz. Seni aptal. Eskiden de lanet olası bir aptaldı. Finalistlerimiz Birmingham'dan Saffron Spice, Warwick'ten The Curry House, Leicester'dan Sharma Palace, hayır, Nottingham'dan Mansour. Ama daha bitmedi. Yine Leicester'dan. Çocuk lütfen. Candan'a kardeşler. Harika. Başlıyoruz. Yemeğiniz gerçekten olağanüstü hazırlanmış. Teşekkür ederiz. Size bir soru sorabilir miyim acaba? Raja, başlangıçları hep sen mi yapardın? Çocukluğumdan beri. Jagi, sen de hep ana yemeği mi yapardın? Her zaman. Aralarındaki denge o kadar mükemmel ki biri olmadan diğerini hayal bile edemiyorum. Bu işin sonunu biliyoruz. Kapa çeneni kızım. Bana artık kendi restoranlarınız olduğu söylendi. Ama eskiden birlikteymişsiniz. Jadu'da. Bence çok yazık olmuş. Bunun nedenini çok merak ediyorum. Tabii belki de bahsetmek istemezsiniz. Hayır. Kesinlikle hayır. Olamaz seni aptal adam. Ama nedenini kardeşim anlatsın. Çok üzgünüm. Kardeşim yanılıyor. Bu soruyu asıl o yanıtlasın. Ne yazık ki kardeşimin aklı biraz karışmış. Tariflerimizden birini neden sattığını anlatsın. Ne? Amacım beni onun önünde küçük düşürmek değil mi? İşte bu yeni oldu. Küçük düşürmek mi? Sen ailenden çalarak küçük düşürdün zaten. Bana herkesin önünde iftira atmaktan utanmıyor musun? Rezil! Bana rezil mi dedin sen? Lanet olası hain seni! Bu yüzden Maturji, kardeşim lanet huysuzun tekidir. Bu ne cüret ha? Annenin tarifini çalarak ihaneti asıl sen ettin. Ama huysuz ben oluyorum öyle mi? Sana daha önce de söyledim. Annemi bu işe karıştırma asla. Baba, baba. Hemen ambulans çağırın. Merak etme Raja, iyileşeceksin. İyileşeceksin, bir şeyin yok, tamam. Tamam. İyisin. Teşekkür ederim. Buradalarmış. Bir kalp krizi geçirdi. Tanrım. Ama hafif sayılabilir. Kardiyolog eski arkadaşım ve durumu gayet iyiymiş. İsterseniz gidip görebilirsiniz. Merak etme. Seni aramamalıydım sadece. Ya yapma, saçmalama. Hadi babanı gör. Gel buraya. Merhaba baba. Nasıl hissediyorsun? Benim bir şeyim yok. Yine de birkaç gün burada tutacaklarmış. Kalp krizi geçirdim. Ufak bir şey. Doktor hazımsızlık gibi olduğunu söyledi. Şu menüye baksana. He? Eğer bunları yersem işte o zaman ölürüm. Bu adamın hiçbir şeyi yok. Bizi çok korkuttun baba. Bu kimin hatası? Olanlarda ikiniz de suçlusunuz. Ben mi? Hastanede yatan benim ve bunu mu diyorsun? Çünkü gerçek bu. Neden kabul edilmiyorsunuz? Tamam, sakin olun. Şelin. Haklısın, özür dilerim. Seni üzmek istemedim. O zaman ondan söz etme. Bunun suçlusu o. Kazandık mı? Bilmiyorum. Henüz eve dönmedik. Bütün gece burada mıydınız? Elbette. Eve gidin. Biraz dinlenin.
Çok iyi fikir. Hadi. Şalini, bana bir şeyler pişir. Bu bana daha iyi gelir. Yemek yaptığını bilmezdim. Buna hiç vaktim olmadı. Beni rahatlatıyor. Yakışıyor da. Daha sık yapmalısın. Burada bekle. Ne? 5 dakikaya dönerim, bekle. Olanlar için üzgünüm. Ama babandan özür dilemeyeceğim. En azından gelip ona veda edemez misin? Ne? Bundan eminler mi? Baba. Nasıl hissediyorsun? Valium verdiler. Harikayım. Bana yemek getirdin mi? Getirdim. Ama önce biriyle konuşacaksın. O burada ne arıyor? Bunu vermek istedim. Hadi al. Senin olsun. Bir de veda etmek istedim tabii. Neden? Bir yere mi gidiyorsun? Ben mi? Sen ölmüyor musun? Hayır. Duaların daha kabul olmadı. Daha fazla konuşmadan dinleyin. Bana yalan söyledin. Evet. Bırak gitsin. Tamam. Eğer şimdi söyleyeceklerimi dinlemezseniz beni bir daha göremezsiniz. Ben düğünümde ikinizi de görmek istemiştim. Ama sonucu bu oldu işte. Bütün bunlar baba, ona... lütfen sus. Bırak bitireyim. Bunu kabul ettim amca, çünkü lütfen o... sen de sus. Ya konuşursunuz ya da bir daha dönmem. Madem öyle, tamam. Gidiyorum. İkinizi de bir daha görmeyeceğim. Şalini, ciddi olamazsın. Beni tanımadın mı baba? Şalini. Onunla konuşacağım. Evet, hadi anlat bakalım. Neden bana tarifi sattığını söylemedin? Nedenini sormadan önce beni suçladın. Şalini'nin okulu için para gerekliyse sorun etmezdim. Umurumda bile olmazdı. Şalini benim de kızım. Tarif sadece senin değildi. Benimdi de. Hayır. Annemin tarifiydi. Ve annem bilmeni istemedi. Sana inanmıyorum. Bana yalancı mı diyorsun? Sakın üzülme. Başka doktora gidebiliriz. Hayır, bunu istemiyorum. Ama başka bir şey yapmanı istiyorum. Hindistan'a gitmek istedi. Seyahat etmek. Benares'i görmek istedi. Ve huzur bulmak. Lelu sonuyla hastaneden çıkmıştı. Ve sen kötü durumdaydın.
Jagi'yi endişelendirme. O hala benim küçüğüm. Turşu tarifimi onu isteyen şirkete satacaksın. Restorandan para alırsan Jagi anlayacaktır. Fazla yaşamayacağımı bilsin istemiyorum. Annemin öleceğini bana neden söylemedin? Neden ha? Neden söylemedin? O istemedi. Ne demek istemedi? Ona veda bile edemedim. İşte bunu istiyordu. Yine de bana söylemeliydin, tamam mı? Her zamanki gibi seni koruyordu, anlamıyor musun? Seni koruyordu. Ne yani? Bu yüzden mi söylemedin? Sence beni daha çok sevdiği için mi yani? Hayır. Benden istediğini yapmak için sana söylemedim. Benim tarafımda... Yemek yapmak istediğinde annem istediği için çekildim. Sos tavamı, kaşığımı... Hatta kriket şapkamı istediği zaman aldın zaten. İyi de ben abim olduğun için bana verdiğini sandım. Hayır. Annem istediği içindi. Sen hep istediğini aldın her zaman. Daha çocuktum. Biliyorum. Ama annemin yaptığı büyük bir haksızlıktı. İyi de ben bütün bunları senin gibi olmak istediğim için yaptım. Senin gibi olmak istedim. Hep sana özendim. Anlamadım ha? Mükemmel olmuş. Hadi. İşte tadına bak amca. Hayır, şakaydı. Evet. Hadi. Şunu uzatır mısın? Tamam. Al bakalım. Tamam, hadi. Gel böyle. Güzel. Tamam peki yeter. Evet. Hayır hayır tamam. Baba git tamam, hadi tamam, git. Biraz karıştır. Yani bunların hepsini ben pişirdim. Karnabahar tarifini tamamlamak büyük annemin tam 20 yılını aldı. Tadıp ona nefis olduğunu söyledim. Tam 6 yaşındaydım. Mutlu anlarımdan biriydi. Tadına bak. Pekala. Nefis olmuş. Bu annemin tarifi. Kimse yapamazken babama yaptığı tek yemekti. Öldüğünden beri kimse yapmadı. Tadına bak. Ve bu samsalar da sana. Aman tanrım. Bu çikolatalı ve... Mangolu. Ve çok az vanilyalı. Başka bir çocuğun çikolatalı, mangolu ve vanilyalı dondurmasına bakarken bir fotoğrafın vardı. Onu hatırlıyorsun. Bu çok üzücüydü. O fotoğrafı gördüğüm zaman sana aşık olduğumu anladım. Baksana,
sana ömrümüz boyunca her hafta hikayesi olan bir yemek yaparsam sen hiçbir şey kaçırmazsın. Ben de senden bir şey saklamam ve sana anlatmam gerekenleri anlatmış olurum. Yaptığım düşüncesizlikti. Oysa sen buraya geldin. Eğer yüzüğünü geri verirsem o zaman susar mısın? Evet, evet susarım. Güzel, biliyordum. Ve bu arada Hint düğününü kabul ettin mi? Baban için çok önemliymiş çünkü. Her düğünü kabul ederim. Güzel, sadece sordum. Elbette, diğer taraftan... Tamam, güzel, haklısın. Get in my-